Anlat bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini sizlerle izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtmayı başaran elimizden Sakarya'dan sizlere sesleniyoruz ve yanımızda Yunus Bey olacak. Bakalım bizlere neler aktaracak, hep birlikte izliyoruz. Yunus Kocaman ben. İkinci el beyaz eşya mobilya olarak böyle bir yer açmayı planladık, yaptık. Peki Yunus Bey, sektöre girişimiz nasıl gerçekleşti? 3 yıl öncesinde neler yapıyordunuz? Müşterimin talebi üzerine dükkan aç diye söylediler. Açtım, nasip oldu. Tek dükkan açar olarak açtım. Müşterilerim, Sakarya halkı sağ olsun, bizi yalnız bırakmadı. Sürekli destekledi, alışveriş yaptı. Şu anda 3 şubeye ulaştık. 3 şubeyle insanları memnun etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar memnuniyete önem veriyoruz. Ki aslında da zaten müşteri memnuniyetini sağlayarak şu anda Sakarya'da 3 tane şube açmış bulunmakta ve en güzel hizmetleri sunuyor bulunmaktasınız efendim. Peki hizmet detaylarınızı öğrenebilir miyiz? Hizmet detaylarım aslında biz sıfır sadece siparişle veriyoruz. Genelde yani %99 oranında ikinci el. Prensibimiz temiz ürün alıp müşterilerimize temiz ürün vermek, her kesime hitap etmek. Yani elimizden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Olsun fiyat konusunda, gerek ürün konusunda. Yani müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Elimizden geldiği kadar kimseyi kırmamaya çalışıyoruz, memnun etmeye çalışıyoruz. Peki Yunus Bey, ürün yelpazemiz, ürün çeşitliliğimiz nedir? Ürün çeşitliliğimiz, her türlü ev eşyası mevcut bizde. Mobilya, koltuk, yatak odası, beyaz eşya, yani bir evin gereken her şeyi bizde mevcut. Yoksa da bulmaya çalışıyoruz, müşteri memnun olsun diye ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Yani müşteriniz aslında sizden sıfırda istese, ikinci elde istese burada rahatlıkla bulabiliyorlar efendim. Peki ürünlerinizin kalitesini sormak istiyorum. Ürünlerimizin kalitesi şimdi ikinci el olduğu için olabildiğince kaliteli, markalı ürün almaya çalışıyoruz. Aldığımız ürünlerde de hafif defo varsa, sıkıntı varsa elimizden geldiği kadar ustalarımız var. Koltuk konusunda mesela kumaş yaptırabiliyoruz, mobilyalarda tamir yaptırabiliyoruz. Yani sıfır ayarına getirmeye çalışıyoruz, öyle. Yani aslında ürünlerimizi yeniledikten sonra hizmete sunuyoruz, doğru mudur? Evet, aynen öyle. Her bütçeye hitap edebiliyor musunuz? Tabii her bütçeye hitap edebiliyoruz. Eşyaları müşterilerimizden alırken de yani müşteriyi üzmeden, kırmadan en yüksek fiyatta almaya çalışıyoruz. Bizim için insanların memnuniyeti önemli. Tabii kar marjı da önemli. Sonuçta bir işletme işletiyoruz ama en düşük kar marjıyla nasıl yardımcı olabilirsek insanları üzmeden yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki efendim, sizi diğer markalardan ayıran özelliğiniz nedir? Sizin farkınız nedir? İzleyicilerimiz sizleri niye tercih etsinler? Şimdi bizim farkımız şöyle söyleyeyim. Mesela beyaz eşya konusunda servis, bakımı, kontrol yapılmadan kesinlikle müşterimize vermemeye çalışıyoruz. Mobilya konusunda gene aynı şekilde ustalarımız var, ne gerekiyorsa. Yani önemli olan bizim için para değil, müşterinin memnuniyeti, memnun olması, tekrar gelip bizden alışveriş yapması, bizi tavsiye etmesi önemli bizim için. Ben aslında beyaz eşyaya biraz değinmek istiyorum çünkü onu alırken nelere dikkat ettiğiniz çok önemli. Püf noktaları nelerdir, nelere bakıyorsunuz alırken? Şimdi alırken tek beyaz eşya almayı tercih etmiyoruz çünkü genelde arızalı oluyor zaten. Bizim öncelikli alış şeyimiz komple ev eşyası olarak aldığımız zaman, çünkü kullanılır vaziyette oluyor, sorunsuz oluyor, tamir görmemiş oluyor. Şeyimiz o, ama gene de sıkıntı çıkarsa tekrar dediğim gibi aldığımız zaman ilk önce servise gidiyor, kontrolleri yapılıyor, sonra tekrar dükkana koyuyoruz. Peki efendim, burada kaç kişilik bir ekibimiz bulunuyor? Toplamda biz 7 kişi çalışıyoruz burada arkadaşlarımızla beraber. Hepsine Allah razı olsun, hepsi elinden geleni yapıyor bizim için. Uğraşıyorlar. Özellikle Ahmet abi benim için çok kıymetlidir. Elimizden geleni yapıyoruz. Onlara çok yardımcı oluyor bana. İş desteklerini eksik etmiyorlar sağ olsunlar. Bizde patron işçi şeyi yok, ilişkisi yok. Biz hepimiz kardeşiz burada. Aile olarak çalışmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince kimseyi kırmadan, üzmeden hani memnun bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Peki efendim, güvenilirliği nasıl sağlıyorsunuz? Sizin sektörünüzde aslında en önemli olan şey güven. Siz bu güveni nasıl verdiniz? Güveni müşterimiz dükkana geldiği zaman elimizden geldiği kadar memnun etmeye çalışıyoruz. Mesela ikinci el olduğu için müşterilerin belli bütçesi oluyor. Bütçesi mesela alacağı eşyaya yetmiyor.
güvenilir konusunda bu konuda çok yardımcı oluyoruz. Ürünü verdikten sonra arkasında duruyoruz. Bir sıkıntısı, problemi olduğu zaman elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz elimizden geldiği kadar müşteriyi mağdur etmeden nasıl yardımcı olabiliriz? Üzmeden, kırmadan. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Üzmemeye çalışıyoruz. Ki zaten aslında ikinci el bir eşya alacak kişiler buraya tedirgin olarak geliyorlardır eminim ki. Siz bu tedirginliği nasıl aşıyorsunuz karşı tarafta? Tedirginliği tekrar daha önce söylediğim gibi, şimdi müşteri geliyor, doğru söylüyorsunuz, soruyor bize ikinci el sonuçta, bu arıza yaşar mı, bir şey yaşar mı? Şimdi ustalarım o yüzden var, servis kontrollerim o yüzden var. Aldığım zaman direkt servise veriyorum ki müşteriden şikayet gelmesin, ki bana başkasına tavsiye etsin, arkadaşına tavsiye etsin, akrabasına tavsiye etsin. Hani bir günlük bu işe bakmıyorum, yani sürekli ben bu işi yapmak istiyorum. Onun için de müşteriyi memnun etmem gerekiyor. Memnun etmek için de elimden geleni yapıyorum. Peki efendim, hizmetlerimizi hangi bölgelerde sunabiliyoruz? Ya ağırlıklı olarak Sakarya bölgesi, Sakarya ilçeleri. Sakarya dışına pek fazla şeyim olmuyor, açık konuşayım. Çünkü biraz zor oluyor. Şimdi buradan başka bir şehire gönderme, kargo bizde yok. Ama Sakarya içi, Sakarya bölgesi, ilçeleri, hepsi, her tarafa gönderim sağlıyoruz. Peki efendim, Sakarya içerisinde sizden hizmet almak isteyen biri evinde bir çalışma masası bulunuyor örneğin. Onu tek alıyor musunuz? Şimdi tek pek fazla tercihimiz değil. Biz genelde komple ev eşyası olarak çalıştığımız, çünkü komple ev eşyası daha garantidir. Daha yıpranmamıştır. Beyaz eşyası sorunsuzdur. Bizim hani tek mesela çalışma masası değil de mesela tek yatak odası için gidebiliriz. Ama küçük bir eşya için gidip alım yapmıyoruz. Çünkü hem uğraştırıyor hem eleman yoruluyor. Zaten fırsatımız olmuyor yoğunluktan dolayı. Ama komple ev eşyası daha çok tercihimiz oluyor. Peki sosyal medyadaki görselleriniz tam anlamıyla gerçeği yansıtıyor mu, sizin ürünleriniz mi? Evet, sosyal medyadaki bütün ürünler bizi yansıtıyor ama bizim sıfır değil, ikinci el olduğu için. Şimdi mesela bir koltuk takımı daha çok başımıza geliyor mesela burada. Sosyal medyaya atıyoruz, müşteri gelip alıyor, ben de ürünü biraz hızlı gittiği için. Sonra geliyor, bu ürün burada değil, tek tek ürün aldığımız için yani aynısından bir daha bulamıyoruz. Ama sosyal medyada görsel olarak ne attıysak bizde mevcuttur zaten. Peki teslimat süreniz ne kadar efendim? Bu müşteriye bağlı. Hemen isterse hemen gönderim sağlıyoruz. Ama süreyi çok fazla uzatamıyoruz. Maksimum bir hafta kadar bir süre tanıyoruz. Çünkü biz de sonuçta bunu buradan çıkartıp yerine farklı bir ürün koymak zorundayız. Sıfır değil, gene ikinci el olduğu için sürekli sirkülasyon olması için en fazla bir hafta bekletebiliyoruz. Peki efendim, bu aşamalara kadar çok güzel gelmişsiniz. 3 tane şube açmışsınız ve Sakarya halkına en güzel hizmetlerinizi sunmaktasınız. İlerleyen zamanlarda neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz arasında neler var? Aslında güzel hedeflerim var. Sakarya'nın en büyük ikinci spot firması olma hedefim var. Bunun için elimden geldiği kadar uğraşıyorum, çabalıyorum. Bunun yanında ne yapabilirim? Sıfır mağaza olarak da aslında karışık olarak düşünüyorum ama bu çok ilerleyen zamanlarda, şu anki planım değil. Çünkü yerimi değiştiremiyorum, müşterilerim beni burada bildiği için. Ama elimden geldiği kadar yani hedefime ulaşmaya çalışacağım inşallah. Değerli izleyicilerimiz, sizlere Sakarya'dan seslendik. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.